yılbaşı paketlerinde alkol ve tütün mamullerin yasaklanmış. Resmi gazetede yasaklandığına dair haber de çıkmış. Neler düşünüyorsun? Güzel olmuşlarım. Çünkü alkol, tütün hepsi ne bileyim bağımlılık yapan bir şeyler. Zararlıysa zararlı. Kendine zararlı. Kendine zararlı. Olabilir. Sen içmezsin zararlıysa. Ben de içmiyorum ama demokrasi var. Öbürü içer. Ben de içmiyorum. Ne içki kullanırım ne sigara. Ama bu demokrasi de ya tamam o sözünüze katılıyorum. Herkes katılıyorum. Kendisi tabii. Satan bedava. Zorlan sana satmıyor. Elbette. Elbette. Tamam. Beyefendi doğru söyledi. Yılbaşı paketlerinde alkol ve tütün mamulleri yasaklandı. Neler söylersin? Çoy olmuş. Çoy oldu. Zannedeyim yani. Bu kararı fazlasıyla destekliyorum. Kökünü kessinler. Zehirleri milletin canına çekmesinler, ölümlerimiz olmasınlar, sahte işlere başvurmasınlar. Şimdi bu yasakları ne yapacak? Ben alkol almayayım. Sen bana 1 milyar versen, 10 milyar da versen bana içki içiremezsin. İçer. Onu da özgürlüğünü kısıtlamamak lazım. Yani onu elle de hani bir şeyi zorla sokarsan o adam onu mutlaka içecek. Sen almazsan da o cebinden aldı içecek onu yani. Yani bence çok saçma bir şey. Zaten sepetlerde var olan şeyler yani tütün ve alkol. Sepetlerde olmasa bile bizim alacağımız olan şeyler. Çünkü yılbaşında biraz daha eğlenceli zaman geçirmek için alkol tüketiyoruz kendi arkadaşlar, ailemiz için. Ya bence biraz daha saçma bir karar almışlar yani. Çünkü çok daha fazla daha pahalı almak zorunda kalıyoruz. Sepetlerde olduğunda daha ucuza geliyordu bize. Tamamen daha fazla zarara gireceğiz yani. Olan bu. Eğlenmek için daha fazla para vereceğiz yani. Bu kadar. Yani siz zaten alacaksınız yanında. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Zaten çerez, işte meyve, şudur budur alırken de mutlaka yanında alkol alacağız yani. Çünkü eğlencenin en güzel zaten şey alkoldür ya. O tatlı biraz çıkartır. Biraz da ortam tabii. Alkolle gıdanın aynı yerde olması iyi değil. Alkolün kaldırılması daha güzel olur. Sonuçta alkol alacak adam ayrı alsın. İşteyse biz evimize mesela öyle bir paket alırken alkol olduğu için alamıyoruz. Hani alkol olmasın, çerezi, çikolatası, cipsi falan bunlar olduğu zaman daha iyi olur yani. Alkolle tütün ürünlerinin kaldırılması daha iyidir. Bence doğru olmuş sigaranın, içkinin yasaklanması. Ben hoş bulmuyorum özellikle üniversiteli gençler için. Doğru bulmuyorum yani. Gençlerimiz valla evlerinden olurlar, içki içti mi evlerinden olurlar, kadınları dövdüler, her şeyi yediler yani. Yazık değil mi millet? İçkiyi inşallah hep kökünden kaldırırlar. Bir de sigarayı da kaldırsınlar inşallah. Çok güzel bir şey olmuş aslında. Niye? O alkolün yerine çikolata alsın, tatlı alsın daha güzel olmaz mı? İyi olur değil mi? İyi bir şey. Daha yiyecek erzaklar olursa daha iyi olur içinde. Yiyecek erzak olsun daha iyi. Bence alkol olacağına, sigara olacağına onlar zaten zararlı halkımız için. Sağlıklı şeyler olursa daha iyi olur. Tabii ki çok tasnif edilecek bir durum değil. İnsanlar özgürce almak istedikleri şeyleri almalılar. Zaten herkesin yaşı uygunsa, onu nasıl kullanacağını biliyorsa bence bu şekilde ergenlemesi insanların haklarına gasp anlamındadır. Kaldırılması en doğru şeydi. Hatta nesildeyim saat 10'dan sonra içki yasağının olmadığı gibi. Bunun da yapılması gereken en doğru hareketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve çok doğru bir hareket olduğunu biliyoruz. Herkes özgür iradesiyle alkolü sepet olur, alkolsüz sepet olur. Diyetli sepet olur, diyetli sepet olur. Ama herkes kendi özgür iradesine dayanarak ben alkol içiyorsam alkolü sepet alırım. Oysa ben hiç alkol kullanmıyorum, sigara da kullanmıyorum. Ben markete gidecek olsam alkolü sepet alırım. Çünkü ben kullanmıyorum. Ama bir başkasının özgür iradesini asla kısıtlamaya bir şansım olmaz. Tek insan alacak insan işte gider satılan birimde oradan paketini alır. Ama böyle apaçık olduğu zaman bu topluma çok iyi bir imaj da sağlamaz. Bence yasaklanması daha iyi olmuştur. Bence saçma olmuş çünkü daha pahalıya gelecek. Yani o gün en eğleneceğimiz gün. Yani bence saçma olmuş kaldırılması. Yılbaşı sepeti alırdık ama artık ayrı alacağız. Ya güzel işte. En azından kötü insanlardan, kötü alışkanlıklardan kurtuluruz. Ne bileyim en azından çocuklar da zarar görmez. Sigara kokusundan, ne bileyim uyuşturucu. En azından ev kadınları bile kurtulur yani. Abla biri. Şimdi yılbaşı bir kere gayrimüslimlerin yılbaşısıdır. İkincisi zaten alkol de İslam'a göre Müslümanlara yani haram bir şeydir, yasak bir şeydir. Aslında bunun daha önce yapılması gerekirken bence geç kalmış. Daha önce bunun tedbiri almaları lazımdı.
Görürsen bir şey dedi ya. Sevindirici bir haber. Çünkü Türkiye toplumu olarak, halkları olarak bizim anneannemize ve örflerimize aykırı bir durumdur. Alkol ve tütün yasaklanması gayet iyi oldu bence. Bu durumda iptal edilmesi, yasaklanması bence gayet iyi olmuştur. İkinci olarak da yılbaşında çıkan taşkınlıklar olsun, olaylar olsun, bunların önüne geçilmiştir. Bence gayet iyi olmuştur.